deprem ilk başta arzın derinliğinde başlıyor. Şimdi diyelim ki bu İstanbul örneğinde 14-15 kilometre derinde kayalar birbirlerine sürtülüyor. Çünkü orada bir müthiş bir gerilme var. Isınıyor. Erimeler meydana geliyor. Tekrar kristallenmeler meydana geliyor. Kırılıyor, çatlıyor, un ufak oluyor. Bazen porozite artıyor, yani gözeneklilik artıyor. Bazen geçirgenlik artıyor. Yani çeşitli fiziksel ve kimyasal değişiklikler meydana geliyor. Olağan zamanlarda hiç aklımıza gelmeyen afet yönetimi kavramı artık sürekli olarak her yerde konuşulmaya başlandı. Bu kriz masası kavramı aslında 99 afetine kadar olan tüm afetlerde kurula gelen ve mülki idarenin yetkili ve operasyonel göreve haiz olan unsurlarının bir araya gelerek iletişimle sahadaki çalışanlara emir yağdırması üzerine kurulu oldukça da aslında çalışan, o güne kadar çalışmış bulunan bir sistem. Ancak Kocaeli afetine kadar sizin bahsettiğiniz gibi süre gelen yapıdaki büyük bir rahatsızlık olmaması nedeni bütün afetlerimizin genellikle kırsal epicenter'da, kırsal bölgede gerçekleşmiş olması. Dolayısıyla var olan mülki idarenin bunu baş etmekte çok büyük zorlanma yaşamamasından kaynaklanıyor. Fakat görüldü ki Kocaeli afetinin içerisinde de biz bizatihi yaşayarak gördük. Gerek iletişim sistemleri, gerekse birim alandaki 2509 km² Kocaeli Havzası, bu alan dar alanda büyük bir nüfus yoğunlaşması yaşandığı takdirde gerek iletişimde doğan problemler, gerekse müdahale problemleri, hemen arkasından ikinci büyük bir afetin olması, var olan mülki idare strüktürel yapısının yetersizliğinin sorgulanmasını gündeme getirdi. Bunu biz yani dışarıdan akademisyenler değil, bizatihi mülki idarenin kendi yetkili mercileri, organları, valiler, kaymakamlar. Tabii hepsi hep beraber soruşturmaya, araştırmaya başladık. Bir aslında milyon taşı oldu. Yani orası bir başlangıç noktası oldu. Buradaki kriz masalarındaki doğan iletişim bozuklukları, yetersizlikler. Tabii bazen esprilere de konu oluyordu. Levent Kırca bilhassa bu masaları çok eleştirdi. Biz o zaman çok üzülüyorduk aslında. Ama elden gelen çaba azami göstermekteydi. Fakat kuşkusuz bu dar alanda ve çok büyük ölçeği kapsayan bu afetlerin karşısında ki bu yetersizlik hemen harekete geçmesine neden oldu. Özellikle İçişleri Bakanlığı, sizin de içerisinde bulduğunuz bir dizi araştırmayı bu afeti takiben yaklaşık olarak 2001 senelerinde başlattı ve dünyanın ne durumda olduğunu, bizdeki bu yetersizlikleri acaba dünyada bir çözüm geliştirilmiş mi, onların yaklaşımları neydi diye bir merak uyandı ve bunu da sistematik olarak Strateji Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Strateji Daire Başkanlığı'nın başkanlığında İstanbul Teknik Üniversitesi gibi, ki o zaman yeni kurulmuştu İTÜ Afet Yönetim Merkezi, bir bilim kuruluşuyla birlikte ortak partner olarak araştırılması gereğini duydu ve bizi de bu işle görevlendirdi. Bizim o zamanki partnerimiz de İçişleri Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Hasan Can Polat'tı. Kendisini de şükranla burada anıyorum. Özellikle AFAD'ın kurulmasına neden olan bizim yapmış olduğumuz teknik üniversitedeki bir dizi eğitim ve araştırma projesinin kendisi de partneriydi. Her konuda hemfikir olmadık, ancak o konulara da ileride geliriz. Hemfikir olmadığımız konuları açtık ve bugün AFAD, ki bence doğru bir noktaya doğru gelebilmiş en üst platformdur, bizi getirdi. Dolayısıyla afet yönetim anlayışının profesyonel bir alan olduğunu, bir hatta bilim alanı olabilecek derecede yani yönetişimsel bir yapısının olması gerektiğini, paydaşların ve tarafların tümünün katılımıyla ortak bir paydada ve sürekli kesintisiz bu yönetim biriminin çalışması gereğini ortaya koyan bu araştırmalarla olay çok sıçrama diyebileceğimiz bir noktaya geldi. Başlangıçta açıkçası bu araştırmanın yapıldığı noktaya ilişkin söylemek istediğim şey,
bir koalisyon hükümeti zamanındaydı. Hemen sonuç alınamadı maalesef. Çünkü bizim yaptığımız araştırmanın işvereni açıkçası İçişleri Bakanlığı'ydı. Ama o zaman bizim araştırmamızın nesnel sonucu afet yönetim merkezi anlayışının başbakanlık gibi icracı bir makam tarafından üstlenilmesi ve bu yönetimsel erklere, tüm bakanlıklara bir şemsiye şeklinde emir komuta zinciri içerisinde ileride açacağız. Bilgi ve emir kipinde gönderiler yapılması üzerine kuruluyordu. O güne kadarki bir dizi yasa var. 1958-60 arasında çıkartılmış yasalar. Bunlar işte Sivil Savunma Kanunu, Umumi Hayata Müessir, afetler dolayısıyla alınacak tedbirlere yapılacak yardımlara dair kanun. Dilimiz dahi dönmüyor buna telaffuz etmeye. Dolayısıyla bu kanunlarla iş yürütülmeye çalışılırken bambaşka batılı ve evrensel anlamda batılı bir konsept bu bilimsel işbirliği sonucunda gelişti. Yani sivil savunma anlayışından biz sivil korunma anlayışına evet. geçtik mi hocam? Büyük ölçüde. Çünkü bu araştırmaların sonuçları, tek araştırmayı biz yapmadık. Siz de bir başka unsurun yürütücüsüydünüz. Sivil savunma konsepti biliyorsunuz Türkiye'nin NATO çerçevesinde Varşova Paktı'na karşı bir savaşım sonucunda işte milli kuvvetlerin savaşı kaybetmesini müteakiben bir sivil savunma, sivil defense sistemini aktive etmeye dayalı bir sivil savunma kanunu vardı. Görüldü ki orada bir potansiyel var. 20-22 bindi zannedersem o zamanlar bu sivil savunmada görevli kişiler. Bunları hemen bir sivil korunma konseptine dönüştürerek AKUT'un hemen ortaya çıktığı, yapmakla mükellef olduğu konuların tamamında resmi bir arama kurtarma ve ani reaksiyon gücü